Hastane polikliniklerine en fazla başvuru idrar yolu enfeksiyonlarıyla olur. İdrar yolu enfeksiyonlarıyla karşılaştığımız hastalarda öncelikle cinsiyet ve yaş ayrımı yapmak lazım. Erken yaşlarda kadınlarda daha fazla görülen bir hastalıkken idrar yolu enfeksiyonları, ilerleyen yaşlarda erkeklerde prostat şikayetlerinin ortaya çıkmasıyla beraber sayı eşitlenir. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları kalıcı hasara neden olabilecek rahatsızlıklar olduğundan çok ciddiyetle bakılması ve iyi takip edilmesi gerekmektedir. Çocuklardaki idrar yolu enfeksiyonlarında enfeksiyonun nedenini mutlaka bulmak lazım. Çünkü çocuklarda olabilecek bir anatomik bozukluk ileriye yönelik olarak ciddi böbrek yetmezliğine neden olabilir. Kadınlarda erken yaşlarda idrar yolu enfeksiyonları daha çok basit üriner enfeksiyonlar diye geçer ve erken yaşlarda olacak enfeksiyonlarda yapılacak bir ultrason, yapılacak bir idrar tahlili ve idrar kültürüyle sonuçlandırılıp eğer tekrarlayan enfeksiyon olursa o enfeksiyonla uygun olarak koruyucu tedavilerin ve önlemlerin oluşturulması lazımdır. Erkeklerde ilerleyen yaşlarda bir enfeksiyon gerçekleşecek olursa o enfeksiyonun nedenine yönelik tetkiklerin yapılması, yapıldıktan sonra da o nedenin ortalıktan kaldırılmasına yönelik tedavilerin de düzenlenmesi uygun olur. Ama bunların içinde en önemlisi çocuklardaki enfeksiyonların ciddi olarak bakılması, tek bir enfeksiyonun dahi ileri tetkiklerle incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.